Dakika Türk'ten iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Stüdyo New York'a hoş geldiniz. İleriki dakikalarda New York'a konuğumuza gideceğiz. Amerikan piyasalarını ele alacağız ve ekonomik atmosferi değerlendiriyor olacağız. Öncesinde ise piyasaların açılışına bir göz atalım. Rakamlar nasıl seyrediyor? Anlık olarak üzerinden gidelim ve ekranlarınıza ilk olarak ABD endeksleri geldi ve satış olduğu görülüyor şu anki tabloda. Dow Jones tarafı %0,13 ile düşüşte ve 34.342,31 puanda diyebiliriz. S&P 500 tarafına baktığımızda %0,26'lık bir düşüş hareketi var ve seviyenin 4.187,88 puanda olduğu gözüküyor. Son olarak Nasdaq Teknoloji Endeksine bakacak olursak %0,12'lik bir düşüşle beraber seviyenin 13.634,25 puanda olduğu gözüküyor. ABD tahvil faizleriyle devam edelim. 2 yıllıkların yönü yukarıya doğru %2,68'lik bir yükseliş ve %0,15'lik bir seviye gözüküyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleriyle devam edecek olursak ise oradaki seviyenin 1,58'e gerilediği gözüküyor ve %1,19'luk bir düşüş var. Son olarak ABD 30 yıllık tahvil faizlerine de bir bakalım. %0,96'lık bir düşüş var ve 2,27 seviyesi gözüküyor. Paritelerle devam ediyoruz. Dolar endeksindeki düşüş dikkat çekiyor. %0,07'lik ve 89,77'de endeks. Öte yandan Euro'nun da dolar karşısında yükselişi var. %0,17'lik ve paritede seviye 1,22'ye gelmiş durumda. Pound dolar tarafında ise yön aşağıya doğru %0,18 ile seviye 1,41'de. Dolar yen tarafına bakacak olursak yükseliş var. 108,96 gibi bir seviye karşımıza çıkıyor ve %0,22'lik de bir ivme var. Dolar İsviçre frangı tarafında son olarak hafif bir düşüşle beraber seviyenin 0,89'da olduğu gözüküyor. Kripto para piyasasıyla devam ediyoruz ve tüm oklar aşağıyı gösteriyor. Bu piyasada Bitcoin tarafı %4,01 ile düşüşte ve fiyatlamanın 37.488 dolarda olduğu gözüküyor. Bitcoin TL tarafında da yön aşağıya doğru %2,97 ile ve fiyatlama 317.305 Türk Lirası olarak karşımıza çıkıyor. Bir de Ethereum tarafına bakalım. %1,77'lik düşüş, 2.549 dolar gibi de bir fiyatlama görüyoruz. Evet değerli izleyenler, şimdi konuğumuz bizlerle New York'a gidiyoruz. Yatırım uzmanı Altan Ergün hattımızda. Altan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım, merhaba. Öncelikle Fed'den de ECB'den de enflasyon açıklamaları geldi. Onların üstünden ekonomik ortamı değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Fed tarafı enflasyonun kalıcı olmadığı vurgusunu yapmaya devam ediyor. ECB tarafındaysa Euro bölgesi enflasyonunun küresel bazda hala geride olduğunun altı çiziliyor ve ECB'nin aksiyon almak için aceleci davranmadığı yine vurgulanıyor. Gelen açıklamalarını siz nasıl ele alırsınız? Evet, gelen açıklamalar daha önceki Fed'in pozisyondan farklı bir pozisyonda değil. Fed enflasyonla ilgili tartışmaların en sıcak, en heated olduğu zamanlarda bundan yaklaşık 1-1,5 ay önce civarına kadar yine enflasyonun kısa vadede açılmayla beraber talep dengelerine bakarak fiyatların artacağını fakat orta vadede üretimin tepki vermesiyle beraber enflasyonun yine %2 civarlarına geleceğini söylemişti. Bunda ECB'nin zaten tarihsel olarak Avrupa bölgesi enflasyonunun demografik yapılarını da etki altına aldığımız zaman daha düşük olduğunu görmüştük. Bu disinflationary baskıların yani enflasyonu düşük tutan, yaşlanan bir popülasyon, doların değer kaybetmesi, globalizasyonun devamı gibi konuların gelecekte de devamını düşündükleri için Merkez Bankası Federal Reserve Chairman'i enflasyonun tepkisinin %2 civarlarında olacağını düşünüyor. Tabii ki elimizdeki empirik datalara baktığımız zaman piyasadaki datalar şu andaki enflasyonun bundan çok daha yukarıda olduğunu, ham madde enflasyonun son ürünlere daha geçmeye de başlamadığını veya yeni geçtiğini de gittiğini düşünürsek bir veya iki çeyrek kadar önümüzdeki süreçte enflasyon okumalarının yukarıda olacağını göreceğiz. Tabii ki piyasalar buna tepki verirken
Bir yandan enflasyon korkusuyla satışları görüyoruz. Diğer bir taraftan da enflasyonla ilgili yapılan açıklamaların yine düşecek tarzında olmasıyla beraber piyasaların yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bir nevi zikzaklı bir dönemde, fakat volatilitenin, en azından intraday volatilitenin veya haftalık volatilitenin daha yüksek olduğu bir zaman dilimindeyiz. Burada değişen dilde veya çok enflasyonla ilgili dilde çok değişiklik olmamasına rağmen İngiltere ve Kanada'da gördüğümüz tapering'in Fed'in de ekonomik büyümenin hızlanmasına bağlı olarak söylediği tapering'i düşünebilme ile ilgili açılımları var kelimesel olarak. Bunların yakın zamanda piyasayı etkileyen en önemli faktörler olacağını düşünebiliriz. Wall Street borsalarında şu anki hareketlilikleri nasıl değerlendirirsiniz? Fiyatlamalara yansıyan haber başlıklarından siz hangilerini maddelersiniz? Örneğin Amazon'un gün içinde dev sinema şirketi MGM Studios'u satın alma işleminin sonlandırılması ihtimali değerlendirilenler arasında. Öte yandan emlak fiyatlarındaki sert yükseliş de dikkat çekiyor. Siz nasıl çerçevelersiniz? Evet, Amazon'un yaptığı one-off, yani birçok şirketin yaptığı satın almalar gibi bir konu piyasaları genel manada etkileyen bir faktör değil. Tabii ki piyasalar iyi durumdayken alım satımlarda, M&A, mergers and acquisitions'lardaki artış devam ediyor. Genel olarak da Amazon'un content de girmesi beklediğimiz bir konu. Streaming servislerine de zaman içinde adım atacağını da düşünebiliriz. Onun tartışması ayrı bir stratejik konu. Fakat tabii ki en önemli konu şu anda gördüğümüz enflasyonlarla beraber 10 yıllıkların yıl sonunu ne kadar da kapatacağı, açılımla gelecek olan tepkide enflasyon seviyesinin ne olacağı, marketler bir nevi price to perfection dediğimiz, yani bütün mükemmel makro dataları ele alarak fiyatlandırılmış durumda. O da enflasyonun düşeceği, verilen stimuluslar, konsümörlerin, yani tüketicilerin bankadaki net cash pozisyonlarının, net nakit pozisyonlarının yüksek olup bunu piyasaya sürmeleri, 30 yıllık morguçların düşük olması, ev fiyatlarının artmasıyla beraber bir nevi bir refinancing boom dediğimiz, tekrar tüketicilerin evlerinde bulunan equity hisselerini çekip bunu tekrar piyasaya refinance ettikten sonra sürmeleriyle beraber hem tüketicilerin harcamalarındaki artış, consumer spending dediğimiz, diğer bir taraftan da tabii ki endüstriyel manada beklediğimiz bir capital expenditure cycle, yani onların harcayacağı paralara bağlı olarak yeni bir döneme gireceğimizi görüyoruz. Bunlarla beraber tabii ki piyasalardaki çarpanlar, price to earnings ratio'lar, çarpanlar nasıl baktığımıza bağlı olarak mid-20s, belki 20-25 civarlarında, bir kısımlarında 30'larda devam ediyor. Tabii ki enflasyonla ilgili olan, eğer Fed kontrolü kaybederse veya köşeye sıkıştığı ile ilgili bir bono piyasalarının verdiği bir tepki olursa market çarpanlarında bir kontrollü düşüş görüp belki de normalizasyon olabilir. Ama bu zaman dilimizde önümüzdeki 6 ayda eğer ki 10 yıllıklar seyrini böyle sürdürür ve enflasyon GDP büyürken ikinci yarıda düşmeye devam ederse Fed'in haklı olduğunu, piyasaların artmaya hafif de olsa volatilite ile beraber devam ettiğini göreceğiz. Altan Bey, bir de küresel çapta yükselişte olan emtia fiyatları dikkat çekiyor ve Çin tarafından emtia fiyat kontrolünün sıkılaştırılacağına ilişkin haber akışları da geliyor. Nasıl değerlendirirsiniz küresel çaptaki bu hareketliliği? Emtia derken kripto paraları mı diyorsunuz? Emtia varlıklarını, kripto paralar da aynı şekilde. Çin'in, yani emtialardaki kontrolü, yani yıllardan bahsediyorsak, monetary enstrümanlardan, bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Tabii Çin'in ana düşüncesi kripto paralardaki kontrolü gördük. Elon Musk'ın attığı tweetlerden sonra Çin devleti bunları daha bir regüle etmek istediğini, mining yapılan yerleri regüle etmek istediğini, tüketicilerin, özellikle bireylerin bunlara spekülasyon veren harcamalarını istemiyor. Ama kurumsal olarak gördüğümüz para akışında herhangi bir değişiklik yok. Amerika'daki IRS yazılan kanunlarla 10 bin doların üzerinde kripto parayı yatıran insanların bunları disclose etmesini istiyor. Bu da daha önce konuştuğumuz gibi kripto paralardaki para aklama veya kriminal aktiviteleri kontrol almak için Amerikan devletinin bir nevi Çin'le de hareket halinde bulunarak bunlara hukuksal ve regülasyon bazında bir uygulama getireceğini görüyoruz. Tabii ki buradaki diğer önemli konu
Merkez Bankası'nın, Jerome Powell'ın dijital dolardaki pozisyonda bir değişiklik gördük. Evet. Bunu başkan yardımcısı da bahsetti. Bir hızlanma, dijital dolarla ilgili gelişimin takviminde bir öne alınma, feedback, yatırımcılardan, bizim gibi yatırımcılardan ve akademisyenlerden aldıkları feedbacklerde bir akselerasyon istiyorlar. Bu konuda Çin'in daha ileride olmasından kaynaklanan bir stratejik rekabetin söz konusu olduğunu görüyoruz. Dijital doların gelmesiyle beraber bence birçok kripto parada da fiyatlanmalarda bir düzelme göreceğiz. Varlık alımının da azaltılması konusunda farklı görüşler hakim Fed içinde. Konuşmaları nasıl değerlendirirsiniz? Ballard'dan örneğin varlık alımını azaltımı için yeni politikaları konuşmak için önce krizden çıkmalıyız şeklinde bir açıklama gelmişti birkaç saat önce. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet, Fed'in tabii ki bu zamanda yaptığı varlık alımları 2008-2009'da yaptıklarından çok daha fazla. Hala 120 milyar civarında bir varlık alımlarıyla devam ediyorlar. Ama bu tapering dediğimiz, yani varlık alımlarının mortgage-backed securitylerde ve 10 yıllık bonolardakilerinin azaltılması, daha sonra da bir exit planla piyasalara verdikleri likiditeyi çekmeleri ve bunun akabinde de faiz politikalarında bir değişikliğe gitmesiyle ilgili ana hat olarak bunu düşünebiliriz. Tabii ki burada Jerome Powell'ın dediğine dikkate almamız gerekiyor. Kendilerinin de dediği gibi şu andaki para politikası output driven, yani sonuçları gördükten sonra para politikalarında bir değişikliğe gitmekle ilgili pozisyon olacaklar. Forecast'lere bağlı olan bir konumda monetary policy'de para politikalarında bir değişiklik olmayacak. Onun için Başkan Yardımcısı'nın da söylediği gibi ekonomik büyümenin ikinci 6 ayında ne olacağı, enflasyonun nasıl değişeceği, işsizliğin ne durumda olacağı, structural unemployment'ın yani ana hatlarıyla çok uzun zamandan beri işsiz olup iş bulamayanların yüzdesinin gerçekte ne olacağını, belki çok hızlı bir açılmayla beraber enflasyon ve ekonominin hızlanmasıyla bu likiditenin Fed'i çok uzun vadede bir sıkıntıya sokup sokmayacağını bunları göreceğiz. Fakat Sayın Jerome Powell bunu Economic Club'da Washington'daki toplantıda da dile getirdi. Ben buna katıldım bu toplantıya. Kendisinin dediği tabii ki her cycle'da olduğu gibi, her ekonomik daralma ve büyümede olduğu gibi Fed bu büyümeden çıkarken de tapering yapıp azaltma yapıp daha sonra da Fed fund rate'leri artırarak piyasadaki likiditeyi çekecek. Bu da normal olarak karşılayabiliriz bunu. Bir de koronavirüs çalışmalarını mevcut tabloda ele alacak olursak, Amerika aşılama süreciyle de alakalı önde giden bir ülke olarak karşımıza çıkıyordu küresel çapta. Şu anki mevcut çalışmaları ve ekonomik atmosferi siz nasıl ele alırsınız? Evet, burada bizim ana olarak düşündüğümüz, yani tail end risk diye tanımlayabileceğimiz, piyasaların fiyatlandırmadığı veya aşırı derecede bir euro fiyat karşılaşıp karşılaşmadığımız var. Mesela double variant'ların, yani çift mutasyonların Amerika'ya geldiğini görüyoruz, özellikle Brezilya'dan. Aşılanma süreci Sayın Cumhurbaşkanı Biden'ın, Başkan Biden'ın söylediği zaman dilimiyle yaklaşık olarak uygun bir durumda. Bu hızlanmayla beraber Amerika'nın üçüncü ülkelere de aşı yardımında bulunacağı, aşılardaki IP'nin bir nevi devletleştirilmesi ve diğer ülkelere de açılmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler'deki çalışmaları da devam ediyor. Çift aşılanma veya tek aşılanmanın %65-70 seviyesine temin sonunda geleceğini ve yıl sonuna kadar aşılanmada belli bir sürece geleceğiz. Tabii ki burada bir herd behavior, yani toplumsal olarak beklediğimiz sonuçla karşılaşacak mıyız? Sonuçta aşılanma demek virüse kapılmama anlamına gelmiyor. Virüsü aldıktan sonra korunma manasına geliyor. Kış zamanı geldiğinde özellikle sonbaharda, autumn winter zamanında rakamların seyrinin nasıl olacağını da göreceğiz ölüm oranlarıyla beraber. Fakat şu anda maskenin de bir nevi devam etmesi ve aşılanmanın da pozitif olmasıyla New York dahil olmak üzere birçok yerde hareketliliğin devam ettiğini ve bunu da siz de zaten rakamlardan da görüyorsunuz. Amerikan ekonomisindeki toparlanmanın bu sene %7-8 gibi büyüme, belki 4. çeyreğe doğru çift haneye kadar gidebilecek bir şekilde toparlandığını görüyoruz.
Altan Bey, siz üçüncü ülkelere yardım noktasına değinmişken Amerika tarafında Moody's'in bir raporu var ve Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu'na göre gelişmekte olan ülkeler, piyasalar toparlanmada fakat hala risklerle de karşı karşıyalar. Gelişmiş ülkeler aşılama çalışmalarına hız verirken gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin geride kalması küresel tedarik zincirlerine nasıl yansıyor bu süreçte ve şu anki tabloya baktığımızda aradaki makası nasıl yorumlarsınız? Evet, bunun bir sistematik risk oluşturup oluşturmadığını şu anda karar verebilecek bir durumda değiliz dünya ekonomik büyümesine. Fakat tabii ki aşılanmanın bir maliyeti var. Bu gelişmekte olan ülkeler bütçelerinde bunu karşılayabilecek, en azından şu an itibariyle karşılayabilecek bir durumdalar. Fakat bunun her 6 ayda bir de 300 milyon insanı aşılamak, bunun maliyetinin son zamanlarda kimlere yükleneceği gibi açık sorular da var. Tabii ki gelişmekte olan ülkeler, Çin de dahil olmak üzere Amerika, bu aşılanmanın maliyetini düşürüp gelişmekte olan ülkelere destek vermek istiyorlar. Ana amaçları da buradaki tüketicinin, tabii ki dünya ekonomisinin kendi şirketlerini de etkileyen bir pozisyonda oldukları için de Hepskin'in de game, yani bir nevi bunu düzeltmeleri gerekiyor. Ve bu bakımda bence aşı maliyetlerini de hızlı bir şekilde düşürerek üçüncü ülkeleri destekleyebilecek duruma gelecekler. Modi'nin yaptığı uyarı doğru bir uyarı. Fakat tabii ki piyasaların, unutmamamız gerekiyor, geleceği fiyatlandırdıkları için bence gelişmekte olan piyasalar, IMF'nin verdiği bir kısım mesela likidite, merkez bankalarına verdikleri sentetik rezervleri de katarsak bu krizi yönetip düzgün bir yere geleceklerini düşünüyorum. Evet, Altan Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler, sağ olun. Haberimizle devam ediyoruz. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lyle Brainard, dijital ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Brainard, dijital paranın doların yerini almak yerine şu anda onun tamamlayıcısı pozisyonundadır ifadesi dikkat çekti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lyle Brainard, dijital ödeme sistemleri için talep artarken Fed'in dijital dolar için araştırmalarını hızlandığını söyledi. Brainard, dijital paraların artan rolü, yurtdışı bankaların sınır ötesi ödemede, dijital para kullanması ve finansal kapsama konularının Fed'in dikkatini çektiğini söyledi. Geçen sene boyunca Bitcoin ve dijital varlıkları yatırım aracı olarak takip eden Brainard, sabit coin ve düzenlemeye tabi olmayan diğer varlıklar konusunda eleştirel bir görüşe sahipti. Yeni tarzda özel paranın kullanıma sunulması ödeme sistemlerinde birçok farklı riskin oluşmasına yol açabilir. Bu da tüketicinin korunması ile ilgili tehditlere ve daha büyük finansal istikrar sorunlara da neden olabilir diyen Brainard, herhangi bir dijital para planının tamamlayıcı bir özellikle olması gerektiğini söyledi. Fed Başkanı Powell, Fed'in bu yaz dijital dolar üzerinde bir araştırma raporu yayınlayacağını belirtmişti. Kripto paraların oynaklıklarından ötürü uygun bir ödeme aracı olmayacağını belirten Powell, sabit coinlerin ise düzenleyici kuruluşlar tarafından daha fazla denetlenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden 20 büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle görüşecek. Haziranda gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi bu temaslar daha da önem kazanmış durumda. Yatırım, istihdam, üretim. Haziranda gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ekonomi alanında önemli bir temas gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li 20 büyük şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans yöntemiyle görüşecek. Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım imkanlarının konuşulacağı video konferansta bir kaynağa göre Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde görüşmenin ABD'li firmalarla nabız yoklama niteliği de taşıdığı iddia edildi. ABD Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından organize edilen toplantıda Cumhurbaşkanı bir konuşma yapacak ve daha sonra şirket üst düzey yöneticilerinden gelecek soruları cevaplayacak. Bazı kaynaklar görüşmeyi teyit ederken, Haziran'daki NATO zirvesinde Erdoğan'la Biden'ın görüşmesi bekleniyor. O görüşme öncesi bir ön hazırlık niteliğinde. ABD'li firmalarla nabız yoklanacak. İç ve dış kamuoyuna beraberiz mesajını göstermek istiyorlar. Türkiye önemli bir partner mesajı diye konuştu. ABD'li 20 büyük şirket arasında Microsoft, Netflix gibi teknoloji devlerinin üst düzey yöneticileri de yer alacak. Uluslararası Yatırım Kuruluşu Goldman Sachs dijital paralarla ilgili bir açıklama yaptı ve kuruluş açıklamasında Bitcoin'in artık yeni bir varlık sınıfı konumuna geldiğini belirtti.
Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs'a göre Bitcoin artık yeni bir varlık sınıfı konumuna geldi. Goldman Sachs'ın küresel dijital varlıklar birimi başkanı Matthew McDermott tarafından kaleme alınan değerlendirmede, Bitcoin artık yatırım yapılabilir bir varlık olarak görülüyor. Kripto paranın kendi riskleri var. Bu durum kısmen yeni olmasından ve adaptasyon aşamasında bulunmasından kaynaklanıyor denildi. Bitcoin'i dijital altın olarak tanımlayanlara katılmadığını belirten McDermott, daha çok riskli varlıklara benzer bir yapıda olduğuna dikkat çekti. McDermott, çok fazla yeni varlık sınıfı oluşumu gözlemlenmez. Ancak Bitcoin yeni bir varlık sınıfı gibi görülüyor yorumunu yaptı. Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller konutta, hisse senedi piyasalarında ve kripto para birimlerinde balon olduğunu kaydetti. Son haftalarda kripto paralar ve borsalardaki rekor yükselişlere rağmen endişeli olduğunu dile getiren Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, konut sektöründe de balon olduğunu düşünüyor. Yale Üniversitesi profesörü ve aynı zamanda S&P Case Shiller konut fiyat endeksi kurucusu olan da Shiller, CNBC'ye verdiği mülakatta konut fiyatları reel olarak hiç bu kadar yükselmemişti. Elimizdeki veriler 100 yıl öncesine kadar gidiyor. Bu artış kayda değer. Bu yükselişler sadece Merkez Bankası'nın politikasıyla da açıklanamaz. Piyasaların sosyolojisinde bir şeyler oluyor diye konuştu. Shiller, şu anda fiyatlarda çok fazla ivmelenme olduğunu, bir sene sonra da fiyatlarda çok fazla düşüş beklemediğini söyledi. Daha evvel kripto para almayı düşündüğünü de belirten Shiller, etkisini deneyimlemek için satın almayı düşündüm. Fakat hiçbir vakit Bitcoin almadım. Tahminen de bu piyasada etkin olmalıyım, diye konuştu. ABD-Rusya ilişkilerinde gerginlik hakimiyetini korurken, İsviçre basınında yeni bir iddia ortaya atıldı ve İsviçre'de bulunan bir gazeteye göre Biden'la Putin zirvesi yakında Cenevre'de olacak. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Rus Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patrushev'in Cenevre'de gerçekleştirdiği görüşmenin arka planı belli olmaya başladı. İsviçre basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan ilk zirvenin Cenevre'de gerçekleşmesi bekleniyor. İsviçre merkezi gazetenin güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberde bir ABD heyetinin zirve hazırlığı için Cenevre'ye gittiği bildirilirken sosyal medyada da Cenevre Havalimanı'na alışılagelmiş dışında bir kargo uçağının iniş yaptığı söylemleri gündem oldu. İddialarla ilgili iki ülke yetkililerinden de açıklama gelmezken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Rus Güvenlik Konseyi Başkanı'nın görüşmeleri sonrasında Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmiş ve buluşma ABD-Rusya arasında planlanan tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak zirvenin hazırlıkları açısından önemli bir adım ifadeleri kaydedilmişti. Piyasalarla devam ediyoruz değerli izleyenler. Fiyatların üstünden gideceğiz. Mevcut tabloda endekslerde performans nasıl ve tahvil faizlerinde aynı şekilde bakacağız ve endekslerdeki aşağı yönlü seyrin sürdüğünü söyleyebiliriz. Dow Jones tarafı %0,12 ile düşüşte ve seviye 34.348 puanda anlık olarak. S&P 500 tarafındaysa %0,28 ile bir düşüş var ve 4.187 puan seviyesini görüyoruz. Nasdaq Teknoloji Endeksinde ise %0,20'lik düşüşle seviye 13.623 puanda. Tahvil faizleriyle devam ediyoruz. 2 yıllıklar pozitif ayrışıyor. Dediğimiz gibi %2,68 ile ve %0,15'likte bir seviye gözüküyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerine, gösterge tahvil faizlerine bakalım. %1,56'lık düşüşle beraber seviye 1,57'ye gerilemiş durumda mevcut tabloda. ABD 30 yıllık tahvil faizlerinde ise %1,10'luk bir düşüşle beraber seviyenin %2,27'de olduğu gözüküyor. Paritelere bakalım ve Euro'nun dolar karşısındaki güç kazancı sürüyor. Dolar endeksi zayıflarken gün içinde olduğu gibi Euro-Dolar tarafı 1.22 seviyesinde ve %0,17'lik bir yükseliş var. Pound-Dolar'da ise yön aşağıya doğru seviyenin 1.41'de olduğunu görüyoruz ve %0,19'luk bir düşüş hareketi dikkat çekiyor. Dolar-Yen tarafı yükselişte 108.94 seviyesinde parite %0,20'lik bir yükselişle beraber. Dolar İsviçre frangı tarafındaysa hafif bir düşüş hareketiyle seviyenin 0,89'da olduğu gözüküyor şu anki tabloda.
Kripto para piyasasına bakıyoruz ve Ethereum'un yönünü yukarıya çevirdiğini belirtelim. %0,36 ile ve fiyatlama 2604 dolar olarak karşımıza çıkıyor güncel verilerde. Bitcoin tarafındaysa düşüş sürüyor. 38.190 dolar olarak karşımıza çıkıyor fiyatlama. Bitcoin TL tarafındaysa %1,03'lük bir düşüşle beraber fiyatlama 323.780 Türk lirası. Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Filistin'le ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu. Paylaşmış olalım ve noktalıyoruz stüdyo New York. Ben Eda Özdemir. Kısa bir ara ardından dünyanın ekonomisiyle Öykü Cengiz sizlerle.